Slogan bitiyor. Keşke eskilerden de söyleseydik. Ama işte geçiyor iş yani. O da. Engin Altan Düz Yatan. Engin Altan Düz Yatan. Bugün süper olacak. Ben söyleyeyim sana. Ya Valeria diyor ki niye geldim diyor şu anda yani. Büyük ihtimalle ya. Engin Altan Düz Yatan'ın hep yaptım bugüne kadar yapmaya devam edeceğim bu adıyla ilgili. Gerçekten de bu adındaki bu yumuşaklık ismi yani ismi bıraksan gidecek yani. Böyle bir yerde kesmiş aile de. Hani Engin Altan Düz Yatan kalkan yeniden yatan oradan. Aman aman Düz Yatan yani böyle bir rahat yani. Ben bu işi böyle bırakmadım. Kaç dakikamız kaldı? Valeria'yı da konuşacağım ya Allah'ım. Abi bir seninle ilgili bir şey yaptım onu. Birazdan onu tamam, göstereceğim. Peki. Çocuk kızlar kusura bakmıyorsunuz. Cemal zaten sen... O rahat ya. Rahat o. Sen zaten beyin ölümün gerçekleşmiş. Böyle duruyor. O kenarda rahatsın değil mi? Cemal iyi misin? En azından benim adımın sonu belli. Ha tabii canım. Cemal Ünal diyor lak bitiyor. Uzamıyor o da. Peki 20 dakikamız var. Valeria'ya hemen soralım. Valeria... neden böyle bir yani kendinde böyle bir biçim tercih etti? Böyle miydi? Onun üzerine sana benim ilk soruyu sor benim evet. Ya yakıtım ушла годами. Это с детства такой вырабатывался. Çocukluğumdan beri bunu seçtim. Çocukluğumdan beri bunu. Bebekleri seviyordu seçtim. Ve öyle olmak istiyordu. Evet. Peki böyle olabilmek için mesela beli çok ince, yüzü tam yani ya marka da söylemek istemediğim için biliyorsunuz o bebek. Ha. Onun için adını söylersek o markaya girecek. Onun için söyleyemiyoruz da. O bebekten bunun için herhangi bir ameliyat, herhangi bir şey oldu mu yani? Bir estetik durumu oldu mu? Kendi aranızda mı konuşuyorsunuz? Bizimle pek alakası kalmadı. Bayağı orada konuştun yani. Evet. Дело в том, что у меня все в семье красивые люди с правильными чертами лица и тонкой фигурой. Именно поэтому нас сравнивают часто с кубами. Evet. Ne diyor? Ailemizde zaten... Bir dakika çocuklar duyamıyor. Aldın mı cevabını? Almadım, aldım da bir cevap... Ailemizde zaten bütün kadınlar çok güzel olduğu için vücut olarak da yüz olarak da yani çok fazla bir şeye ihtiyacım da kalmadı. Kalmadı. Spor yapıyor öyle zannediyorum. Yemeğine dikkat ediyor. Da, конечно, spor, masaj, разные процедуры, также альпинизм. Spor da, masaj da, değişik spor tarzları da. Peki yolda gören küçük çocuklar falan ne yapıyorlar? Oynamak istiyorlar mı yani? Nasıl? Когда вас видит маленький, да? Evet, evet, yani ne bileyim. Просит сфотографироваться. Genelde resim çekmek istiyorlar. Genelde resim çekmek istiyorlar. Dünyadaki ilgi nasıl? Kendi ülkesinde mi daha çok ilgi var? Dünyada mı çok ilgi var? Наверное, в мире больше, так как у нас много красивых девушек. Dünyada daha fazla ilgi görüyorum çünkü ülkemizde zaten çok fazla güzel kız var. Evet, gerçekten de ama bunu bir alkışlayalım. Ukrayna'nın güzelleri. Evet. Peki hiç kendisine yani çok beğeneni vardır, çok seveni vardır, hayranları vardır. Eleştiri nereden geliyor kendisine? Hiç eleştiren var mı kendisine? Ну, у каждого человека, когда он достигает определенной популярности, есть обратная сторона медали, поэтому это нормально, я хорошо к этому отношусь. Her insanın bir... Bu gülmenin sebebini de söyleyelim de yanlış anlamasın. Yanlış anlayabilir. Burada biz gülüyoruz. O yanlış anlayabilir. Dilin akıcılığı bizden daha farklı olduğu için çok hızlı konuşuyormuş gibi geliyor. Ona gülüyoruz yani. Evet. Anladı. Genelde bir insan... Genelde bir insan bir şey elde ettiğinde, ünlü olduğunda genelde herkes kıskanır ya da bu tarz şeyler de o yüzden çıkıyor. Eleştiriler de oradan geliyor zaten. Mutlaka. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani alınmazsa, yanlış da anlamazsa çok böyle biraz soğuk gibi duruyor. Yani böyle bir, yani böyle şeyden mi yani bizi mi sevmedi yani onu da anlamadım ki. Gülmüyor gibi yani pek. Gülmüyor.
нас, как-то вы нас не полюбили. Нет, просто я мало что понимаю, поэтому, видно, не совсем разделяю смех. Если бы я говорила на турецком, думаю, что совсем по-другому бы вела себя. Belki anlamadığım için, anlamadığım için. Hani dili bilseydim tabii ki farklı bir şekilde davranabilirdim. Evet, doğru. Çok güzel bir cevap verdim. Ben hiç böyle bir şey... Ben dünyanın en mantıksız sorusunu sorduğumu anladım şu anda yani. Evet, gülmemesi çok normalmiş. Biz birbirimizi anladığımız için gülüyoruz. Doğru aslında, evet. Vallahi Valeria bana daha dakika bir kapağı yaptı. Tebrikler yani. Kendisine... Evli değil mi kendisi? Evet. Daha evli. Çocuk var mı? Что? Нет. Yok. Yok, zaten evde bir bebek var. İkinciye ne olacak yani? Evet. Ну да, так и есть. O yüzden de yok. Bizimle ilgili merak ettiği bir şey var mı içinde? Geldiğinden beri onu sormak istediği bir şey. Neyi merak etmiş? Mesela buradaki arkadaşlar ne yapıyor? Nedir bunlar falan diye merak ediyor mu? Benim merak ne diyorsun? Yani genel o. Да нет, я хотела бы поблагодарить за то, что меня пригласили на эту программу. Столько людей, это такой бесценный опыт. Sadece teşekkür etmek için bizi beni buraya burada çağırdığınız için ve araladığınız için başka bir şey. Teşekkür etme. Sizin merak ettiğiniz şeyler var mı çocuklar? Valeria ile ilgili yani böyle hani. Engin sen bir böyle bir... yani bir böyle affedersin ebelek gibi bakıyor musun? Ben çok... ben şaşırdım açıkçası. Evet. Şaşkınım yani. Çok hanımefendi çok güzelsiniz de. Şaşırdım yani. Şaşırdın. Şaşırdım. Şaşkınlık bizdeki de şaşkınlık yani. Hepimiz şaşırıyoruz. Yani bakarken şaşırmıyoruz şu anda. Nasıl olur diye yani. Ya belin, hanımefendinin beline inanması çok güç. O kendisi inanır da senin inanman biraz güç. Şey çok güç yani. Evet. Abi gördün mü sen ya bu kadar ya. Gördüm işte. Ya resimlerde falan vallahi resimlerde bu kadar bel olur mu ya? Ya yemek de mi yemiyor? Bel niye böyle arkadaş ya? Ну, я мало ем, занимаюсь спортом, но вообще, в принципе, у меня в семье у всех тонкая талия. У мамы, у бабушки была тонкая талия. Çok az yiyorum, zaten spor yapıyorum. Bir de ailemizde, annemin de, babaannemin de, anneannesinde herkesin şey, çok ince bir beli var zaten. O gelsin Türkiye'ye bir sene kalsın, bizim yemeklerle önümüzdeki sene biz onu buradan Valeria değil, Hacer teyze olarak gönderiyoruz. Ya! Sanki gülüyor da içinden gülüyor gibi yani. Şey gibi yani bence, içinde kahkaha atıyor da bize belli etmiyormuş gibi değil mi? Bence Hacer teyzeyi anlamadı. Hacer teyze ama hala evet. Anlatıyorsun değil mi dediklerimizi? Doğru çeviriyorsun yani. Hacer teyzeyi nasıl çevirdin onu? Eşi ne diyor? Eşi ne diyor bu duruma? Yani eşi böyle olduğunu bilerek mi evlendi? Eşinden sonra mı bir gün... Değil mi böyle oldu? Nasıl oldu? Ya ne manyak sorular soruyorum ben ya. Vallahi ya. Ben bu sorulardan sonra bir de özür dileyim de kız gitmeden. В переходном возрасте у меня был готический образ. Вот. Но в принципе очень похож на то, что я сейчас ношу. Просто поменялся цвет в одежде. Daha çok gençken, daha çok böyle şey yaşlarında daha fazla bir farklı bir stilim vardı aslında. Daha çok böyle got tarzı. Evet. Ama sonra değiştirdim ve bu şekilde oldu. Ne kadar makyaj yapıyor yine bu? Bir de makyaj harikası da var. Yüzü gözü yakın. Fahrettin. Fahrettin sen bayağı dalmışsın koçum. Adamı kameraman diyor. Kameramanı da koyayım, kamerayı da koyayım şuraya. Evet. Evli, barklı adamsın. Pardon. Makyaj hakkında makyaj. Çok uzun süre makyaj yapmıyorum. Maksimum yarım saat sürüyor. Maksimum yarım saat. Maksimum yarım saat. Yok, bence bu makyaj için bence yarım saat az bile yani. Bayağı. Özge ne diyorsun? Kılığa, kıyafete sen hani ben giysem... Ben... Ay. Ben giyme bence. Ben yarışmalara katıldım. Hayır dur, yarışmaları karıştırdım ben ya. Ben giymem, eşim giyer diyecektim bir şey. Ama güzel format. Güzel format, aa güzel format değil mi? Vallahi. Ben giymem, eşim giyer. Ben giymem, eşim giyer. Eşim giyer, o ne ya? Ben giymem, eşim giyer. Rahat bir şey. Yok yok, çevirme, bunlar biz kendi aramızda ya. Özge ne diyorsun? Yani formata ne diyorsun? Ya ben hayran kaldım, o kadar sadık ki kendi tarzına.
Diyecek bir şey yok. Evet. Olur. Bizim nasın diyorsun yani. Diyorum. Peki. Harika. Devam edeceğiz yine. Çok az vaktimiz kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,